Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 7 Temmuz günlerden Salı. Piyasalar açılmadan önce hemen haber başlıklarımıza ve piyasaya etki yapacak başlıklara şöyle hızlıca bir bakalım öncelikle. Şimdi tabii vaka sayılarıyla ilgili olarak açıklamalar alıyoruz devamlı. Bunlardan bir tanesi de küresel vaka sayılarında artış yavaşlamazken olası aşının krizi hızlı şekilde çözmesi beklentilerinin azaldığı yönünde olduğunu söyleyelim. Şöyle ki vaka sayısı 11,5 milyona gelmiş durumda küresel olarak. Can kaybı 537 bin kişiyi aştı. Bu geçen sene, geçen hafta 505 bin kişiydi. Bir ara iyi haber geliyor, vaka sayıları düşüyor. Bir ara aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler alıyoruz ama yine de şöyle bir baktığımda yeni vaka artışları da hızlarında düşüşler görüyoruz. Texas virüs vaka artış hızı %2,7 ile 7 günlük %4'ün ortalamanın altında ama dönem dönem artış hızının arttığı haberleri de gelmekte. Şimdi Anthony Fauci bu konuda uzman, biliyorsunuz devamlı yorumları da oluyor. Potansiyel bir koronavirüs aşısı diyor, uzun vadeli koruma sağlamayacak. Yani bu önemli bir bilgi, önemli bir haber ama daha da açıklamalar geldiği için her haber akışı piyasa üzerinde etki yaratıyor. Amerika'da Covid-19 salgınından etkilenen küçük işletmelere 521,4 milyar dolar tutarında krediye onay verildi. Detay vereyim size. ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Küçük İşletmeler İdaresi Maaş Koruma Programı kapsamında sağlanan kredilere ilişkin bilgileri paylaştı dün itibariyle. Buna göre program kapsamında 30 Haziran itibariyle toplamda 521,4 milyar dolar tutarında 4,9 milyon krediye onay verildiği ifade ediliyor. Yine detaylara baktığımızda onaylanan krediler doğrultusunda küçük işletme çalışanlarının %84'ü desteklendi. 51,1 milyon iş için kaynak sağlandı bu 521 milyar dolarla. En fazla kredinin sağlandığı sektöre baktığımızda tabii ki sağlık sektörü olduğunu görüyoruz. Sosyal yardımlar ikinci sıraya yer almış. Toplamda bu sektöre yönelik 67,3 milyar dolarlık kredinin de onaylandığı ifade ediliyordu. Zaten rakam olarak bu rakamdan bahsetmiştik bundan 1-1,5 ay önce, böyle bir kredi imkanı sağlanacağına dair. Ortalama kredi tutarı 107 bin dolar olarak hesaplandı program kapsamında. Fon miktarı ise 131,9 milyar dolar olduğu da söylendi. Şimdi size grup yıl sonu S&P 500 tahminini 2700 puandan 2900 puan yükseltti. Zaten şu an 2600'lerde bu seviyelerde hemen hemen. Şöyle bir Citi'nin öngörülerine bir bakalım. Citigroup ABD hisse strateji başkanının açıklamasını görüyoruz. 2900 puan yükselttiği de ifade ediliyor. Bunun dışında analistler, Wall Street analistlerinin bu tahminin düşük olarak ifade ediyorlar. Tahmin düşük kaldı diyorlar. Daha da yüksek bekleyen var. En düşüğü de değil gerçi bu tahmin ama yine de S&P 500 için böyle bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Yine Buckland'ın açıklaması var. Citi'nin global hisse senedi baş stratejisti. ABD hisseleri için ağırlığını artır tavsiyesi verdiklerini, gelişmekte olan piyasalar içerisinde Asya ve Çin'i beğendiklerini ifade etmiş durumda Citigroup. Koronavirüste düşük tekhanelere gerileyen getiriler hedge fonların ard arda kapanmasına yol açtı. Nedir onun detayı? Son kurban 1994'te kurulan ve 2008 finansal krizi öncesi 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Sloan Robinson oldu. Fona katılımların yükselmediği belirtiliyor. Yıl sonunda fonu tasfiye edeceklerini açıkladı. Pandemi dolayısıyla fonlara bir ilgi yok. Dolayısıyla bu hedge fonlarda da arka arkaya kapanmaların gündeme geleceği de bir başka haberimiz. Hazine 2 yıl vadeli sukukun doğrudan 5 yıl vadeli tüfe endeksi tabirin yeniden ihracı ihalesini bugün itibariyle gerçekleştireceğini de söyleyelim. Ayrıca nakit dengesi verisi gelecek bugün Türkiye'de. Yurt dışında ise Fed başkanlarının konuşmalarını bekleyeceğiz. İlk konuşma 16'da, 21'de de bir başka konuşma var. 3 Fed başkanının konuşmaları bugün önemli olacak. Hemen piyasalarla devam edelim. Borsa yüze başlayacağız. Borsa yüze baktığımızda 118.485 seviyesinden kapanış var BIST yüzde. %2,36'lık bir prim görüyoruz. İşlem hacmi 21,7 milyar olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksinde %2,35, holding endeksinde %2,64'lük bir değer kazancı var. Değer kaybeden herhangi bir sektör olmadığında ifade edeyim. 6,29'da yüzde taş ve toprak sektörü en fazla kazandıran sektör olduğunu da söyleyebiliriz.
Dolar TL tarafında kamu bankalarının satışları devam ettiğine dair bilgiler var. Bu noktada tabii yatay devam ediyor. Ama dünya genelinde de dolar diğer para birimlerine karşı bu performans gösterdiğinde ifade edelim. Üçüncü haftaya girmiş durumdayız ama zaten dolar endeksi de sabah 97'nin altındaydı. Dün de keza öyleydi. Euro TL tarafında 7.79.48 yatay başlangıç. Euro dolar paritesi keza aynı şekilde. Yani döviz tarafında ülkelerin para birimleri konusunda yatay başlangıçlar devam ediyor. Biraz daha sakin bir seyir olduğunu söyleyelim. Devam edelim biz hemen bu arada tahvil faizleriyle. Şimdi iki tane ihale var demiştik. Aslında faizler çok fazla kıpırdamıyor. 2 yıllıklarda %9.79'luk bir getiri var. 5 yıllıklarda %11.02 ve 10 yıllık uzun vadeli de %12.29'luk bir getiri var. Bu arada şu detayı da verelim. Bir haber Bloomberg HT'de Sefer Yüksel'in haberi. Takas Bank aracı kurumları kendisi üzerinde kullandığı kredi için gecelik faiz oranını %8.25'ten 12'ye çıkardı. Bazı aracı kurumların borsaya yeni gelen yatırımcıları son dönemde kredi işlemleri yönlendirmesi üzerine Takas Bank'ın bu adımı attığı belirtiliyor. Sefer Yüksel'in haberinde aktarmış olalım. Yani kredili işlemlere uygulanan kredi faizlerinde artış yapıldığına dair bir bilgi olduğunu da söyleyelim. Avrupa tarafına geçeceğiz. Avrupa kanadında da görüldüğü gibi yeşiller hakim. %2.09 kapanış. Paris'te CAC 40 endeksi %1.49'luk bir prime sahip. Frankfurt tarafında ise Almanya'da DAX endeksi %1.64'lük bir primle işlemlerini bitirdi. İtalya tekrar 20 binin üzerine attı kendisini. Bir defa daha atmıştı, arkasından gerileme gelmişti %1.55 seviyesinde. Şimdi Avrupa kanadındaki haber akışına şöyle bir baktığımızda ise Fransa'da seçimlerden, daha doğrusu Macron yeni hükümeti onayladığını ifade edelim. Başbakan Jean Castex'in kurduğu hükümeti onayladı. Toplamda 31 isim var kabinede. 17'si kadın, 14'ü erkek olmak üzere. Ve bu arada 17-18 Temmuz'da Avrupa Birliği zirvesi var. Bu zirvede zaten bu fon konuşulacak, 750 milyar euroluk. Hemen bunun öncesinde Güney Avrupa ülkelerinden İtalya, İspanya ve Portekiz bir araya geliyor. Toplantılar yapılıyor. İlk görüşme İspanya Başbakanı ile Portekiz Başbakanı arasında gerçekleşti. Lizbon'da gerçekleşti. Anlaşmayı beklediklerini de ifade ediyorlar. Ortak basın toplantısı düzenledi iki başbakan. Avrupa Birliği zirvesinde kabul edilmesi beklenen COVID-19 ekonomik sonuçlarıyla mücadele için kurulacak kurtarma fonunun ihtiyaçlara karşılık veren akıllı ve adil dağılımı esas alması gerektiğini söyledi. Çünkü en fazla etkilenen ülkelere daha fazla fon ayrılması planlanıyordu. Ama bakalım bu 17-18 Temmuz'daki görüşmelerden ne çıkacak? ABD piyasalarıyla devam edelim. Yine Avrupa'ya yönelik böyle çok ciddi bir haber akışımız yok. Veri tarafında da öyle çok ciddi etkileyecek bir veri olduğunu da söyleyemem. Dow Jones Endeksinde %1.78'lik bir prim var. S&P 500'de 3179 seviyesini görüyoruz. %1.59'luk bir primle işlemlerine devam ediyor. Nasdaq tarafında ise 10433 seviyesi %2.21 primle işlemlerini sonlandırdığını ifade edelim. Ancak vadelerde durum biraz tabii değişik. Kırmızılar var ama sabah Nasdaq yatay yukarıydı. O da eksiye dönmüş durumda. %0.2'lik bir kayıba işaret ediyor. Dow Jones'ta %0.7'lik bir kayıp var. S&P 500'de %0.5'lik bir kayıp var. Dün endekslerde Nasdaq özellikle prim yapmıştı. Özellikle Apple, Amazon, Microsoft ve Netflix gibi teknoloji şirketlerinin önderliğinde ilerlemişti. Biz hemen devam edelim. Asya tarafını da aslında alabilirsek. Çünkü dün Çin'de bir rally görmüştük. Ki uyarılar olmuş bugün Çin basında yansıyan, dikkatli olunmasına dair yatırımcılara. Bu sabah baktığımızda Tokyo'dan, yani Japonya'dan gelen veriler hala negatif gelmeye devam ediyor ve endeksi de %0.4 eksi de. Çin tarafı %1.02 artı da, sadece artı Şangay'da var. Yine Hong Kong'da %0.55'lik satış varken Güney Kore KOSPI endeksinde %0.96'lık bir eksi var. Orada Samsung'la ilgili bir haber akışı vardı ama yetmedi ifade ediliyor borsayı yükseltmeye. MTA tarafında Brent'te $42.78 %0.7'lik bir kayıpla işlemler devam ediyor. Brent'te dün 43 doların üzeri vardı, yine tutunamadı. NYMEX $40 %1.33'lük bir kayıp var. Özel bir haber akışına sahip değil bu arada petroldeki bu hareketler. Ve spot altında yatayda olduğunu söyleyeyim hemen. 1784 ons dolarda işlemler devam ediyor. Gizem'e doğru ilerleyeceğim hemen. Çünkü çok da ciddi bir veri trafiği yok demiştim. Gizem, geldim yanına hemen. Hemen vakayı tabii. Vaka sayılarını yapmışsın, iyi de yapmışsın. Çünkü haberler işte Fauci'nin söylediği son aşağı haberi çok hoş değildi açıkçası.
Şimdi burada gösterdiğim zaten her bir ülke için bahsettiğim renklerine göre yeni açıklanan vakaları gösteriyor. Ve zaten sütün boyuna dikkat etmek gerekirse Haziran'da neden ikinci dalgayı konuşmaya başladığımızda çok net bir biçimde ortada. Normalleşme başladı, yeni vaka sayılarında da artış var. Biz bunları tabii günlük olarak takip ediyoruz. Son haliyle genelde birçok ülke akşam vakitlerinde açıklıyorlar. FAO'ya rapor ettikleri dönemde, pardon Dünya Sağlık Örgütü'ne rapor ettikleri dakikalarda açıklıyorlar. Bazı ülkelerde sabah saatlerinde, bir iki tane ülke, Pakistan gibi, sabahtan açıklıyorlar. Ben o yüzden herkesin açıklamış olduğu düne gittim ve dünün son açıklanan vaka sayıları var. Türkiye'deki rakama baktığımızda 1086 gibi yeni vaka sayısı olduğunu görmekteyiz. Ama mesela Rusya'da işte 6569 vaka açıklanmış. Hindistan'da 24248 tane yeni vaka var. Güney Afrika 8971 yeni vakayla yüzleşiyor. Dolayısıyla dikkat etmek gerekirse hem gelişen ülkelerde hem de öncü ekonomiler diyebileceğimiz gelişen ülkelerin bir alt kategorisinde de aynı şekilde vaka sayılarında artış Haziran ayı boyunca ve Temmuz'da da aynı şekilde devam ediyor. Bununla ilgili Amerika tarafında dikkate değer bir isim olan Fauci'nin uyarısı var. Dedi ki hani aşı bulunsa bile bu hani geçici bir çözüm olacak diye. Mevcuttaki eğer aşılar iyi geliyorsa şayet bile bu uzun soluklu olmayacaktır çaresinin bulunması dendi. Dün gelişmiş ülkelerin hikayesinde ise bu vaka sayıları tarafından biraz daha sakin bir gündemimiz vardı. Biraz ufak düşüşler var. Umut verdi diyebiliriz. Ama dediğim gibi hani Haziran ve Temmuz ayının başlangıcı itibariyle yeni vakalara baktığımızda doğal olarak bu konu konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Bir umut verici tarafta gelişen ülkeler için şeyi söyleyebilirim. Tartışmaların asıl noktası olan Çin'e. Pekin'de bir şey açıklanmadı, yeni vaka yok. Evet. Onun bugün itibariyle umut verici olduğunu söylemek mümkün tabii. Evet, geçen haftalarda artmıştı biraz. Şimdi Wall Street'e gelelim biz. Çeşitli yorumlar yapılıyor bu esnada. İşte düzeltme gelir mi gelmez mi, ne olur, yeni rekorlar kırılır mı diye. Hı hı. Grafiklerde ne görüyorsun? Şimdi Citigroup mesela bu noktada S&P için tahminlerini yukarı yönde revize ettiler. Şöyle ki aslında Citigroup'un S&P için tahmini terminale girilmiş olan en düşük tahmindi bu arada. Ama öyle bir rally gördük ki onlar da mecburen şu an içinde bulunduğu fiyat zaten mevcut durumda 3000 puanın üzerine çıktığı için onların hedefi 2700'lerde kalmıştı. Ben de o haberi okurken zaten şöyle bir şaşırdım. Yani çünkü 3000'lerin üzerine geçtik biz diyorum, neden 2900 çok düşük kalmış ama sen aydınlattın, iyi olur. Şimdi o normalde yıl sonu tahmini olarak girilen bir anket terminalde ama dediğim gibi hani o kadar hızlı bir yükseliş kaydediyor ki mesela Haziran başından bu yana o City'nin 2700 puanlık hedefini çoktan aşmış vaziyette. Ki yeni koydukları hedef fiyat da bu arada bunun üzerinde değil, altında kalmış vaziyette. 2900 puana yükselttiler. Yani şu an S&P'nin bulunduğu yer 3179'dan dün günü tamamladı. Yani şunu söyleyebiliriz bu yüzden. Citigroup bu rally'nin devamını beklemiyor ya da hisse senetleri artık doygunluk noktasına ulaştı gibi bir yorum da çıkartabiliriz bu taraftan bakacak olursak. Bununla birlikte şunu da söyleyebilirim. Güçlü maliye ve para politikasıyla beraber S&P 500'ün 2700 ila 3200 puan arasında dalgalanacağını düşündüğünü ifade etmiş. Daha büyük resimden değer değerlendirmek gerekirse küresel hisse senetleri piyasası için çok da renkli bir tablo söylediğini söyleyemem açıkçası. Burada küresel hisse senetleri için hem iyimser hem de kötümser tahminleri var. Ama iyimser tarafta hisse senetlerini destekleyebilecek olan öngörülerinin kötümser tarafta yaptığı tahminlerle birbirlerine dengeleyeceği, o yüzden de şu an bulunduğu seviyelerde dalgalanmaya devam edeceği şeklinde bir beklenti aktarmışlar. Bu noktada şu an dünkü yükselişle beraber %1.59'luk prim yapmıştı S&P. Bununla beraber Dow Jones tarafında da %1.78'lik bir prim gördük. Ama asıl hikaye Nasdaq'ta. Çünkü dünkü yaptığı %2.21'lik primle beraber dün başlar başlamaz seans zaten rekor görmüştü. Ve günü de zaten rekorla bitirmiş vaziyette. Aynı şekilde bu arada S&P'de rekoruna oldukça yakın bir seviyede olduğunu hatırlatabilirim. Dolayısıyla son dönemde biz Amerika hisse senetleri için ağırlığı artır tavsiyeleri geldiğini görmüştük. Hı hı. Belli ki şu noktada en azından haklılar. Ama Citi en azından bu rally'nin çok fazla devam edeceğini öngörmüyor gibi anlaşılıyor. Teknoloji önderliğinde ilerledi dedik. Hemen o grafiği de getirelim. Şimdi teknoloji tarafında enteresan tablo var. Şöyle ki açık ara fark atıyorlar. Burada benim burada koyduğum teknoloji endeksi aslında FANG ama
biraz daha dar kapsamlı bir feng ve orada normalde piyasa değeri üzerinden feng de hesaplanır. Benim burada koyduğum hepsi eşit ağırlıktaymış gibi. Performansları da buna göre ölçülüyor o yüzden. Benim ekrana getirdiğim tabloda bu bahsettiğim teknoloji endeksinin içerisinde Facebook, Amazon, Apple ve Netflix hisseleri bulunuyor. Bunun tabii envai çeşidi var artık. Tabii. Feng Plus var, Feng Plus var. İçerisinde Çinli olan teknoloji şirketlerine koydukları var. Benim ekrana getirdiğim sadece Amerikalı olan teknoloji şirketleri ve dikkat etmek gerekirse burada bahsettiğim sadece 4 tane hisse ve bu 4 tane hissenin yılbaşından bu yana performansı %56'lık bir getiriye işaret ediyor. S&P daha yılbaşından bu yana kayıplarını silemedi. Rekora yakın diyoruz ama yani Mart'a kadar öyle bir kaybetti ki daha yılbaşından bu yana kayıpları sinlememişken teknoloji hisseleri aldı başını gitti bu esnada. Sadece mesela Amazon tarafında çok ciddi bir piyasa değerinde artış söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değeri 1,5 trilyon dolara yükseldi. Bu birçok ülkenin milli hasılasından daha büyük bir rakam olduğunu da ifade etmek lazım. Yani bir şirket tek başına birçok ülkenin bütün ürettiğinden daha fazla bir piyasa değerine sahip olmuş oldu böylece. Enteresan olmuş hakikaten. Evet. 156'yı ben de bilmiyorum. Devam edelim Çin tarafına. Çin'de de dün mesela o kadar rally gördük piyasalarda diyoruz. Hikaye Çin'de başlamıştı. Dün seninle konuşmuştuk. Burada %5'lere varan primlerden bahsediyorduk. Aynı zamanda bu gelen primlerin hacimli olduğundan bahsediyorduk. Ve bir anda bu kadar sert yükseliş kaydetmesi otomatikman zaten teknik anlamda bakanların dikkatini çekti. Ve ekrana getirdiğim tabloda 14 günlük göreceli güç endeksi yani RSI var. RSI bilindiği gibi şurada kırmızıyla gösterdiğim 70 seviyesinin üzerine çıkarsa bu söz konusu endeksler ya da hangi varlıksa artık orada aşırı alım olduğunu gösterir. Ve dikkat etmek gerekirse Çin'in bütün majör endeksleri, Çin'in CSI 300'ü, Çin'eksi, Shenzhen kompoziti, Şangay kompoziti hepsi şu an bir anda 85'lere kadar fırlamış vaziyette. Bu teknik göstergeye bakanlar bu kadar sert bir yükselişin ardından bir düzeltme gelmesini de beklerler. Ama sadece dediğim gibi bugün dikkatimi çeken teknik tartışanlar için bu önemli bir tabloydu. Gelir gelmez orası ayrı bir konu tabii. Ama daha önceki dönemlerde en azından şu gösterdiğim vadede 2019'da gerçekleşmişti bu. Evet, şu da ben dikkatimi çekti. Evet, aynen. Şimdi peki biz dövizi verdim, doları verdim, bütün para birimlerini verdim ama dolarda bir sakinlik hala kendini koruyor gibi gözüküyor. Ama biz diğer para birimlerine karşı performansına da bir bakalım. TL yatay kalmaya devam ediyor. Dar bandımız hala devam ediyor diyebiliriz. Ama dünden daha kötümser bir tablo var. Dün mesela hani bütün varlık sınıflarında evet, biz yemyeşil bir tablo görüyorduk. Bugün öyle değil. Kazananlar kaybedenler var. Endonezya rupisi %0,59 kadar artıda. Tayvan doları Tayibahtı diye ağırlıklı Çin para birimlerinin, Asya para birimlerinin daha çok yukarıda olduğunu görmekteyiz. Alt tarafta ise dolar karşısında Meksika pesosu, Filipin pesosu, Hint rupisi dikkat çekmekte. Gerçi en çok kazananlarda Asya para birimleri var diyorum ama mesela aşağıda da yine Asyalar var. O yüzden de hani bugün genel itibariyle baktığımızda gelişen ülkeler için hani çok iyimser bir başlangıç yaptık diyemeyiz. Nispeten sakin bir gün döviz piyasası için ama dünden farklı bir tablo. Dün herkes artıda tamam. Evet. Evet, kırmızıyı görmemiştik. Evet. Borsa İstanbul'u da alalım bir. Borsa İstanbul'da dünkü rally'e katıldı diyebiliriz aslında. Genele yayılmış bir yükselişten bahsedebiliriz. Çünkü sadece 6 tane hisse günü düşüşle tamamladı. 6'sı da burada. Düşenler tarafı burası olduğu için Türk Hava Yolları'nda %0,42'lik bir düşüş gördük. Endeks 15 puan kadar aşağı çekti. Mavi giyim TAV diye dikkat etmek gerekirse ağırlıklı havacılık sektörünün evet, bu rally'e katılamadığını görmekteyiz. Bununla birlikte yükseltenler tarafında ise nispeten gıda perakendecileri dün iyi bir performans sergiledi. BİM en tepede gördük. Ağırlığından kaynaklı olarak endekse en fazla katkı yapan %3,64'lük primi endekse 375 puan getiren BİM var. Birinci sırada. Bankalar da iyiydi. Akbank, Garanti, Turkcell bunların hepsi. Oyak, Çimento, Migros. Oyak dün açılıştan itibaren zaten yükselişine devam etti. 9,99 primle tamamladı. %9,99'luk primle tamamladı. Günün neticesine baktığımızda özellikle alımların ağırlıklı geldiği yer saat 15.30 sonrasına denk geldiğini söyleyebiliriz ama zaten gün boyu da primler vardı. Günün sonuna baktığımızda 118.485 puandan böylece endeks günü tamamlamış oldu. Gizem teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Ederim. Hemen Enver Erkan'a bir dönelim, soralım bakalım devamı gelecek mi? Günaydın. İyi sabahlar dileyerek başlayalım. Endeks 118.400'ün üzeri kapanış yaptı. 117.500 analistlerin söylediği o destek seviyesini çok hızlı geçtiğini gözlemledik. Bugün ne bekliyorsun piyasalar için?
Günaydın Zeliha Hanım. Evet, aslında endeks tarafı genele yayılan bir yükseliş içerisinde ve önemli seviyelere gelmesi itibariyle de endeksin güçlü trend görünümü artarak devam ediyor. Tabii bu noktada aslında küresel endeksler tarafıyla mukayese ettiğimiz zaman son birkaç zamandır tabii Borsa İstanbul'un biraz daha ön plana çıkan bir performansı söz konusu. Tabii küresel endeksler açısından daha karışık bir risk dengesi olduğunu belirtmek lazım. Ama yurt dışı borsaları da haftaya oldukça kuvvetli alımlarla başladı. Asya borsaları öncülüğünde özellikle Wall Street tarafındaki rekorlar kıran görüntü devam ediyor ki orada algıyı yüksek tutan şey tamamen iyi gelen ekonomik verilerin Nisan dönemindeki dipten şu anda dik bir yükselişe işaret ediyor olmaları. Bu biraz koronavirüse dair ikinci dalga endişelerin artan vaka sayıları çerçevesinde konuşulduğu bir ortamda biraz daha baskın gelen bir durum. Ve tabii ki aynı zamanda parasal otoritelerin de ekonomiye teşvikleri arttırarak devam ettireceğine dair olan beklentiler özellikle bol likiditenin borsaları belli seviyelerin üzerinde tutmasını sağlıyor. Bu noktada evet yurt dışındaki alımlar bize biraz sirayet etmiş gibi bir görüntü içinde ama genele baktığımızda yabancı yatırımcı davranışı ile Borsa İstanbul hareketi arasındaki tezatlık durumu devam ediyor. Çünkü yabancı payındaki aşağı doğru eğilim %50 seviyelerine doğru gelen bir yabancı payı var ki bu muhtemelen biraz daha baskılanacak bir durum. Özellikle 6 yabancı kuruma açığa satış yasağının tekrar getirilmesiyle alakalı olarak burada yabancı girişi biraz daha tabii ki sınırlı kalabilir yakın dönem içerisinde. Daha çok yerli yatırımcının bu çerçevede hem borsadaki temel hikayeyi değerlendiren unsurları hem de aynı zamanda zorunlu portföy ayarlamaları çerçevesinde hisseler tarafından önemli bir ilgisi mevcut. Faizlerin düşmesi hikayesiyle beraber özellikle ekonomik aktivitede artması beklenen canlanma konusu belli sektörlerde özel tüketim tarafına özellikle yoğunlaşan talep unsuru ki burada zaten hem birikimli talebin hem de faizlerin düşüşünün etkisi var. Ve tabii faizlerin düşmesiyle beraber risksiz yatırım getirisinin azalması, enflasyonun oldukça altında kalması bu noktada reel getiri arayışı içerisinde yatırımcı açısından borsayı daha cazip kılmış durumda ve bu mevcut şartlar içerisinde de borsa tarafında bu güçlü trend görünümünün de yakın dönemde devam etmesi beklenebilir. Dolar TL kuru sabit kalmaya devam ediyor. Yani TL aslında bakıldığında stabil bir para birimi görüntüsüne bürünmüş durumda yakın zaman içerisinde. Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri de döviz kuru hareketinde çok etkili bir görüntü yaratmadı ama tabii genel anlamda bakıldığı zaman burada TL varlıklarının en önemli zayıflığının yüksek CDS primi ve düşük reel faiz getirisinden kaynaklandı ki enflasyon %12,6'ya çıkmasıyla beraber orada eksi reel faiz konumunda biz %4 seviyelerine de yakınlaşmış durumdayız. Bu özellikle küresel risk iştahı azalıp da küresel yatırımcının kafasının karışık olduğu durumlarda gelişen ülkeler açısından biraz daha arkada kalan bir görüntü içerisinde olmamıza neden olabilir ki burada biraz hani dolar aleyhine bazı hareketler görmüş olsak da küresel piyasalarda bu hem gelişen ülkelerdeki hareketler hem euro dolar paritesinin 1.13'lere gelmesinden ileri geliyor. Dolar TL konuda biz önemli bir düşüş hareketi görmemekteyiz. Hatta biraz daha yukarı doğru eğilim gösteren bir görüntüsü var. Bu evet. Şartlar tabii ki mevcut dönem içerisinde de piyasa yönünün açısından belirleyici olmayı sürdürecek görünüyor. Emre Erkan teşekkür ediyorum. İyi seanslar. Hemen Asya'ya gidelim. Seans demişken Asya'da dün rally var demiştik ama bugün seyir karışık. Ersoy'a döneyim hemen. Ersoy'a özel bir haber akışı var mı Asya'ya dair? Ve petrol fiyatlarında dün 43 doları gördü üzerine fakat yine tutunamadı. Yine bir gerileme var. Orada bir haber akışımız var mı? Zeliha merhabalar tekrar. Sabahleyin konuşumuzda karışık bir görüntü var diyordum. Bu karışıkların çoğu aslında eksiye döndü. Çin hariç. Çin dün çok ciddi bir rally yapmıştı. Bugün %1'in üzerinde artıda. Ama Hong Kong yataydı, o da eksiye döndü. Japonya -0.44 ile kapattı. Ne diyeyim, düne göre biraz daha tedirgin ya da temkinli bir duruş var. Özel haber ne olabilir? Japonya'da rakamlar yine iyi gelmiyor. Hane halkı harcamaları Mayıs'ta -16.2 düştü. Bugün Japonya'da 30 yıllık rekor tahvil satış var. Onu yakından takip ediyoruz. Avustralya Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. 0.25'te bıraktı.
Samsung'un kârı iyi geldi ama ne Samsung hissesi yükseldi bugün ne de Güney Kore borsası. Pompeo'nun Hong Kong'la ilgili açıklamaları vardı. Hong Kong diğer Komünist Parti tarafından yönetilen şehirler gibi onlardan biri oldu. Büyük teknoloji firmaları Google, Facebook, Twitter Hong Kong verilerini kamu devlete vermeyeceğini söyledi. Bunlar Asya ile ilgili önemli haberlerdi. Petrol tarafında ise borsadaki ralliler gibi devam etmiyor. Yine 40 ve 43 dolarlar tepe seviyeler oldu. Özellikle virüs sayısının Amerika'da artması petrolde de biraz gerilemeye sebep oldu. 40 dolar seviyesinde Amerikan türü petrol Brent'te 43 doların altına geldi. Orta Doğu ile ilgili de bir haberle bitireyim. Lübnan'daki kriz, ekonomik kriz büyümeye devam ediyor. Evet. Bugünden itibaren de Dubai'ye turistler gelebilecek. Selia. Ersoy teşekkür ediyorum ve hemen Ankara'ya gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan seçimi var, genel kurulda. Bunun dışında bakalım neler var Ankara'da. Esra Nehir bize aktaracak. Evet Esra sendeyiz. Ankara'da bugün meclis ağırlıklı bir gündem olacak. Genel kurulu saat 15'te bugün yeni başkanını seçmek üzere toplanacak. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın ortak adayı mevcut başkan Mustafa Şentop. Şentop seçilirse ikinci dönemini yapmış olacak. Aslında kendisinden bir önceki başkan Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için bu görevinden istifa etmişti. Ondan kalan süreyi aslında doldurduğunu ve seçildikten sonra yeni seçimden sonra Şentop'un 2 yıl boyunca görev yapacağını söyleyelim. Saat 15'te gizli oylamayla yapılacak ve Cumhur İttifakı'nın tek adayı olarak seçime girecek. Dolayısıyla 3. turda Şentop'un seçilmesini bekliyoruz. Bugün meclis oldukça hareketli olacak. Aslında koronavirüs tedbirleri de devam ediyor bir taraftan. AK Parti ve MHP bu tedbirler kapsamında grup toplantısı yapmıyor ama CHP alışılageldiği üzere yine grup toplantısını yapacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grubuna seslenecek, gündemle ilişkinde önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. İYİ Parti ise koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısını farklı bir güne aldı. Çarşamba günü yani yarın İYİ Parti lideri Meral Akşener'in partisinin grubunda bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Diğer taraftan bugün mecliste bir de ilk yaşanacak HDP'yi hatırlatalım. HDP grubunda mecliste 3 milletvekilinde koronavirüs tespit edilmişti. İşte bu yüzden bugün grup toplantısını meclis bahçesinde yapacak. Bütün milletvekilleriyle meclis bahçesinde olacak ve HDP grup toplantısının da bugün ilk kez meclisin aslında geleneklerinden daha önce yapılmamış bir şey olduğunu söyleyelim. Bahçede grup toplantısı yapacak. Gözler bugün mecliste olacak diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım. Esra teşekkür ediyorum. Tabii enteresan bir haber gerçekten bahçede yapılacak olması bu seçimin. Reklama gideceğiz. Arkasından devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen her sabah olduğu gibi info yatırıma gidiyoruz. Yunus Şahin karşımızda. Yunus evet vadelere baktığımızda seyir karışıktı ama eksiye de döndü. Bugün piyasalardaki beklentin nedir? Evet Selia günaydın. Yurt dışı taraftan başlarsak dün yine Nasdaq tarafında rekorların kırıldığını gördük. Amerikan endekslerindeki yükseliş de devam ediyor. Her ne kadar bugün momentum birazcık hız kesmiş olsa da Asya tarafında da yine Çin'in öncülüğünde bir yükseliş görüyoruz. Burada tabii Çin'in verdiği teşvikler onları diğer Asya borsalarına göre pozitif ayrıştırıyor. Arkadaki hikayeye baktığımızda aslında Haziran ayında PMI'lerle başlayan daha sonrasında ISM verisiyle de teyit edilen bir ekonomik toparlanmanın apaçık olduğu gözüküyor. Diğer tarafta istihdam rakamları da 2 aydır üst üste pozitif yönde sürpriz yapıyor. Tabii bu gelişmelerin tamamı artan koronavirüs rakamlarına açıklanan vaka sayılarındaki hızlı yükselişe rağmen borsaları desteklemeye devam ediyor. Biz de yurt içinde benzer şekilde Şubat ayından beri en yüksek seviyeye gelmiş durumdayız. 118.400'ler seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik Borsa İstanbul'da. Bakıldığında hala yukarı yönlü momentumun korunma ihtimalini yüksek görüyor olsak da birçok indikatörün, birçok göstergenin de artık şişme noktalarına geldiğini, dolayısıyla küçük çaplı düzeltmelerin yükselişin devamı için daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz bir taraftan.
Dolar TL tarafında da son 10 gündür herhalde 6.85'ler etrafında ciddi bir konsolidasyon görüyoruz. Oradaki oynaklığın da rekor düşük seviyelere geldiğini görüyoruz. Yani hiç olmadığı kadar düşük bir kur oynaklığı olduğunu söyleyebiliriz. 6.84-6.86 aralığında. Yine yine o civarda 6.86 seviyesinde başlıyor dolar TL. Burada bugün buradaki yatay seyri bozacak bir makro verinin olmadığını söylemek lazım. Sadece 17.30'da bugün hazine nakit bütçe dengesi, hazinenin Haziran ayına ilişkin nakit bütçe dengesi açıklanacak. Bunun da ne endeks üzerinde ne de kur üzerinde ekstra bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. Yurt dışı borsaları paralel bir Borsa İstanbul seyrini oldukça makul görüyoruz bugün için. Yunus, peki bir taraftan da altın şöyle söyleyeyim ya da genel itibariyle karşılaştığımız tabloda altında işte dolarda, euroda, euro dolar paritesini biraz ayrı tutacağım. Bir yatay durum var. Sakinlik söz konusu. Bu devamını bekler misiniz bu noktada? Borsalarda genel olarak çok ciddi hareket görürken diğerlerini de çok göremiyoruz. Evet, normalde biz burada bir ters korelasyon olmasını bekleriz. Yani risk iştahının yüksek olduğu dönemlerde borsaların yükseldiğini, yine güvenli liman olarak adledilen işte altın gibi enstrümanların ya da euro dolar gibi enstrümanların aşağı yönlü seyrini bekleriz. Ama bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani varlık fiyatlarında risk iştahı çok yüksekken burada hedge mekanizması olarak kullanabilecek ya da riskten kaçış enstrümanı olarak kullanabilecek varlıklarda fiyat düşüşü olmuyor. Bu da aslında piyasaların borsalar tarafında o var olan düşük faizleri bol likiditeyi fiyatladığını, ama diğer tarafa geçtiğimizde yani altın tarafında ya da VIX tarafında birazcık daha risklerin satın alındığını görüyoruz. Burada gerçek anlamda bir hareket, yani düşüş anlamında bir hareket görmemiz için bizim koronavirüs tarafındaki risklerin ortadan kalktığını yavaş yavaş görmemiz lazım. Bu artık kalıcı bir tedavi yoluyla olabilir ya da aşıların artık kullanılabilir hale gelmesiyle gelir. Ama bu gerçekleşmedikçe, yani biz burada salgının sona erme hikayesini konuşmaya başlamadıkça, ben altın tarafında o güçlü seyrin belki yukarı yönlü olmasa da en azından mevcut seviyelerini koruyacak şekilde hareketin devam etmesini beklerim açıkçası. Zaten diğer tarafta risk iştahının yüksek olduğundan, işte Nasdaq'ın daha yeni rekorlar kırdığından, Borsa İstanbul'un Şubat ayından beri en yüksek seviyelerde olduğunu konuşuyoruz ama yine diğer tarafta küresel ticaretin en önemli göstergelerinden biri olan petrol tarafında hala 42 dolarlar seviyesindeyiz. Yani orada da bu ekonomik toparlanmayı ciddi evet. anlamda fiyatlandığını görmüyoruz. Orada hala birazcık daha bekle ve gör politikası izleniyor emtialar tarafından. Yunus Şahin, teşekkür ediyorum. İyi seanslar. Evet efendim, yatırım bülteni burada bitiriyoruz. Biraz önce ekranda da gördünüz, yok da yatay bir başlangıç var. Şimdilik bitirelim. Saat 12'de görüşmek üzere.